Evet değerli izleyenler, Bursa'dan herkese merhabalar. Nasıl bilirsiniz serisi başlatıyoruz efendim. Bugün Bursalılara Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz diye soruyoruz ve hep beraber izliyoruz. Bakalım halkımız neler söylemişler. İyi seyirler efendim. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Mansur Yavaş'tan haberimiz yok, bilmez. İyi bilmez. Nasıl iyi bilmezsiniz? Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Ben Mansur Yavaş'ı sordum. Recep Tayyip Erdoğan, hiç sorma. Öyle diyorsun. Tamam, teşekkür ederiz. İyi biliriz. Geleceğin Cumhurbaşkanı olarak biliyoruz. Abla, Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsin? Çok güzel bilirim. Tam bir şey, Cumhurbaşkanı olacak bir adam. Cumhurbaşkanı olacak bir adam. Şöyle, altılı masaya herkes sesleniyor ama altılı masa hala duymak istemiyor. Bence halkın söylediğine bir kulak versinler. Ya da kendi aralarında anlaştılar mı? Bilmiyoruz. Evet. Siz nasıl bilirsiniz? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olmalı. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Yani? Çok bilgim yok. Bilginiz yok. Ben Erdoğan Tayyipçiyim. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimi? Mansur Yavaş. Hiç bilemiyorum. Bilmiyorum. İyi bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ne? Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Ben anlamam. Kim o? Mansur Yavaş. Tanımıyor musunuz siz? Şey değil miydi, bu başkanlık için seçimlere katılan kişi değil miydi? Evet. Başkanlık için derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Nasıl bilirsiniz? Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor ki. Yapmıyor. Evet, yapmıyor. İyi biliriz abi, ne demek yani? Ne diyorsun ya? Adam gibi adamdır kendisi. Anladım. Teşekkür ederim. Ne demek güzelim abi. Size soralım efendim, merhabalar. Buyur abi. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? İyi biliriz abi. Sağcı. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ankara Belediye Başkanı değil mi? Şimdi onu Bursa'da niye sordunuz, ben onu anlamadım. Herkesi soruyoruz, siyasetçileri. Valla siyasetçiler değişken. Evet. Bugün farklı, yarın farklı olduğu Mansur için. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz diye soralım tekrar. Tam bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Onun için yorum yapamam. Size soralım efendim, merhaba. Merhaba. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Tanımıyorum. Kimdir bu? Tanımıyorsun. Kimdir? Ankara Belediye Başkanı mı? Tanıyor musun abi? He, ne oldu? Teşekkürler efendim. Ne oldu? Sağ olun. Söyler misin? Sordum. Tamam. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Tanımam, bilmem, etmem ya. Anladım. Bir aktivitesini görmedim. Anladım. Ben Bursa'da yaşıyorum. O Ankara'da belediye başkanı. Anladım. Tanımam, bilmem, etmem. Mansur Yavaş. Bu sene duydum ismini ben onu. İyi biliriz. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsin? İyi biliriz. Nasıl iyi bilirsin? Ya, karakterli, düzgün bir adam olarak biliyorum. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirim? Evet. Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Siz tanıyor musunuz? Tanıyoruz biz. Nereden tanıyorsunuz? Soruyoruz biz. Ya nereden tanıyorsunuz? Siz anlatacaksınız, biz dinleyeceğiz. Yok, nereden tanıyorsunuz? Her yerden tanıyoruz. Mesela? Mesela biz gazeteciyiz. Ha, hangi gazete? Toler Medya. Ha, Toler Medya. Evet. Tamam. Bir tanıyorsa sıkıntı yok zaten. Ya bize zaten sizi tanıyor, tanımadığınızı. Yok, tanımıyorum ben. Tanım. Nerelisiniz siz? Ben Ardahanlıyım. Ardahanlısın. Ha? Ardahanlı. Evet. Hemşerimsin ya. Evet. Ardahanlı nasıl tanıdın? Göleli misin sen? Yok, ben asıl Çıldırlıyım. Ha, Çıldır. Terekemeyim ben. Anladım, anladım. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsin? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. MHP'liyim ama tanımıyorum. Yani ne anlamda tanımıyorsun? Tanım. Mecazi anlamda mı tanımıyorsun? Tanımam. Tanımazsın. Tanımam. Hiç ilgilenmiyorum ya siyasetle. Tanımıyorum kendisini. Tanımıyorsunuz. Nerede oturuyorsun? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ama. Evet. Yani o kadarını biliyorum. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsin? Ben siyasetin içinden geliyorum. Bana hiç sorma. Ya abi, içinden geldiğin için soralım. İçinden gelerek konuş abi. Bana sorma, ben tarafı konuşurum. Ya olur. Olsun abi, gel ya. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz diye soruyorum. Bilmiyoruz. Neden? Tanımıyoruz. Neyi? Mansur Kimi? Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Tanımıyorsunuz. İyi bilirim. Çok siz, iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Onu tutuyorum. Onu tutuyorsun. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Siz ne diyorsunuz? Mansur Yavaş. Eskiden MHP'den gelme bir isim. Evet. Başka hiçbir özellik yok. Özelliği yok diyorsunuz. Yok. Siz ne diyorsunuz efendim? Hiçbir özelliği yok benim. İyi biliriz. Dürüst bir insan ve Tayyip Erdoğan'ı rahatla yenecek bir Cumhurbaşkanı olabilir. Ay vallahi kendisi hakkında pek bir bilgimiz yok. Ama dışarıdaki kişilerden duyduğum kadarıyla, işte sosyal medya üzerinden gördüğüm kadarıyla çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok hoşuma gidiyor kendisi yani. Siz ne diyorsunuz? Tanımadığım için hiç yorum yapmayacağım. Öyle bir oy potansiyelinde ben onun yanındayım. Haberi olsun. İyi bilirim. Evet. Ama Recep Tayyip Erdoğan yani işi götürür gibi geliyor. Evet.
Mansur Yavaş aslında en mantıklısı işlerinde Mansur Yavaş. Evet. Çünkü biraz daha sağ seçmenin oyunu alması için. Evet. Ama Erdoğan ondan daha güçlü. Yani herkesin bildiği gibi çok iyi diye duyuyoruz. Yani herkes ona verecek bence oyunu. O öyle kazanacak. Bence öyle. Anladım. Oy kullanacak mısın? Evet. 2023'te. Evet. Yani diyorsun ki? İnşallah. Mansur Yavaş'çıyız. Mansur? Yavaş. O kimdi ya? Tanımıyorsunuz. Siz sorun efendim. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsiniz? Valla ben de tanımıyorum. Nerede oturuyorsun? Siyasetle ilgim yok. Ankara Belediye Başkanı. Bilmiyorum dediniz. Yok siyasi yani şeyi bilmiyorum. Ha, nasıl bir insan olduğunu, çalışmasını falan filan. Aynen. Teşekkür ederim efendim. Çok iyi bilirim. Ne kadar iyi bilirsin? 4-4 adamdır. Öyle mi diyorsun? He. Ne kadar yakından tanıyorsun böyle konuşuyorsun? Yok ben Ankara'da biraz kaldım da ondan tanıyorum. Ankara'da kaldın. Ya ben Ankaralıyım yani ama yavaş adam gidiyor. Biraz daha çalışacak yani. Evet. Adam çalışırsa olur yani. Niçin çalışacak? Zaten Ankaralı. Ankara'da çalışacak biraz daha. Tayyip. Büyükşehir'e çalışıyor. Ankara Büyükşehir. Tamam da Tayyip gibi biraz daha çalışacak olur yani inşallah. Cumhurbaşkanı adayı değil ki şu anda. Olsun ne fark eder yani. Çalışsın diyorsun. Çalışsın biraz daha çalışsa olur ya. Sol oyları toplar yani. Anladım. Biz 65 kuşağıyız yani. Onlar bilirler o işi.